Sahaya çıkıyor. Sahaya çıkıyoruz. Biz yalandan çime falan bakıyoruz ama oradan Hayır. küfür falan yiyoruz yani inildi de, ama Onu o sizi bizi motive ediyor. motive ediyor. Yani Tam siz tersi küfür oluyordu. yemeye çıkıyorsunuz, gaz Evet, alıyorsunuz ve aynen. ondan sonra daha fazla motive Evet. oluyorsunuz. Sevgili seyirciler, Yemek Sepeti'nin sponsor olduğu Lezzetli Sohbetler programında bu haftaki konuğumuz Önder Turacı. Önder Turacı ile geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeler üzerine çok özel, çok güzel bir söyleşi yapacağız. Hoş geldin Önder. Hoş bulduk. Biraz geçmişe maziye gidelim. 6 sene Fenerbahçe formasıyla başarılı bir grafik periyot. 2 Evet. tane şampiyonluk yaşadın. Hep final oynadınız. Ya birinci oldunuz ya ikinci oldunuz. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktınız. Türkiye Kupası'nda finaller kaybettiniz. İnanılmaz bir 6 sene. Baktım Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunda oynamışsın. Yani Apiahlı, Arelolu, Hoydonklu, Nobreli, Alexli, Anelkalı, Roberto Carlos'u inanılmaz kadrolarda oynamışsın. Neler söylemek istersin? Kendine gurur duyuyor musun bu Yani anlamda? tabii ki yani o kadroda olmak çok güzel bir duygu. Yani o anıları yaşamak, yani sen şu an anlattığın gibi, yani şu an kafamda şey yapıyorum. Yani tabii ki yani gurur duyulacak bir şey yani bu büyük camiada onları yaşamak herkese nasip değil diyelim, ama dediğim gibi 6 sene boyunca biz çok iyi bir 6 sene geçirdim diyebilirim Fenerbahçe camiasında. Özledin mi o günleri? Özlüyor musun? Yani ister istemez tabii ki özlüyorsun tabii. Yani o günler anlatılmaz, yaşanılır yani. Peki şu anda Fenerbahçe'yi televizyonda izlediğin zaman ya da canlı statta takip ettiğin zaman o günkü Fenerbahçe ile bugünkü Fenerbahçe elbette ki kıyaslıyorsundur, karşılaştırıyorsundur. Ya ister istemez tabii ki yani şu an kıyaslanmayacak gibi değil yani, ortada 3 senedir yani çok böyle başarılı bir Fenerbahçe görmüyoruz yani onu. Herkes biliyor ama inşallah önümüzdeki seneler bizim dönemimizdeki gibi başarılı bir Fenerbahçe izleriz. Çok mu fark var? Yani çok fark var mı derken, yani tabii ki şu anki oyuncuların da kalitesi belli yani şey olarak, ama o dönem bizim bambaşka bir şeydi ya. Yani o takım ruhunu, yani hocayla birlikte yani çalışanlar olsun, yani bambaşka bir şeydi yani, böyle tam böyle Tam kolej havası mı? kolej havası gibi bir şeydi, evet. Senin bir de Galatasaray'a tam imza atarken Fenerbahçe'ye geldin diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğru. O süreç nasıl oldu? O süreç nasıl oldu? Ben tatildeyim arkadaşlarla birlikte. Annem beni aradı. İşte Fenerbahçe Kulübü seninle görüşmek istiyor. Hakan abi, Hakan Bilal Kutlar. Eve mi gelmişler? Annemi aramış. İlk önce ailemle görüşmüş. Ben de Bodrum'dan tatilden dönüş yapacağım. Köln'e ineceğim uçakla. İner inmez orada görüşmek istediğini söyledi. Tamam, görüşelim dedim ben de. İndim. Oradan işte Yusuf abi var. Köln Fenerbahçe Dernek Başkanı. Onun restoranı vardı. Gittik oraya oturduk. İşte böyle böyle şartlar, işte 2 artı 2 falan anlaşma. Ben de tamam dedim, ama dedim Galatasaray falan. Ben yarın randevu aldım Standard Liège kulübünden. Yarın bonservisi görüşmeye gidiyoruz. Tamam abi dedim. Öyle bir durum yani, Hemen bitirdi. Ha, 24 24 saatte bitirdi. saatte transferi Peki daha bitirmişti. önce Galatasaray'la mı görüşmüştün? Görüşmüştük, evet. Ha, önce Galatasaray'la görüştünüz ama sonra Fenerbahçe bunu duydu, devreye girdi, işi bitirdi. Yani onu duydu, duymadı bilmiyorum. 6 ay boyunca beni orada scout'la takip ettirmiş. Yani orada da güzel, başarılı bir sezon geçirmiştim. Nasip kısmet yani Fenerbahçeli formasını taşımak oldu ve 24 saatte Fenerbahçeli oldum. 24 saatte Evet. Fenerbahçeli oldum. Şimdi birçok yıldızla oynadın, isimle oynadın. Ve Ve o sırada da bir anı tabii ki Alex'le beraber aynı gün transfer olduk. aynı gün imza Evet. attın. Peki Alex'in bu denli iyi futbolcu olduğunu biliyor muydun ilk imza attığın İyi zaman? futbolcu olduğumu biliyordum ama yani bizimle beraber bu yaptığı asistler olsun, goller olsun, daha da iyi olduğunu Ha, böylesine bir gözlemledim. performans beklemiyordun tabii. Beklemiyordum tabii ki. Volkan Demirel. O Volkan da Demirel. senle yaşıt. Evet, yaşıtız. Evet, en Yaşıt. son işte bu hocalık diplomasi için üçüncü neydi? Üçüncü etap Etap. kurs vardı Manavgat'ta. Onu orada beraberdik zaten. Şimdi A mı aldınız, B mi A, B aldınız? ikisi A, birlikte. B ikisi. Evet. Aldın. Sen de şimdi antrenörlük düşünüyorsun değil mi bundan sonraki Evet, süreçte? evet, evet. Hedeflerim var. İnşallah hedeflerim var, evet. Volkan'la alakalı neler söylemek istersin? Fenerbahçe'de oynadınız, var mı aklına gelen bir anı, hikaye?
Yani volkanlar tabii ki illaki vardı da şu an aklıma tam gelmiyor ama Sizin yaptığı kariyerle milli takım olsun, Fenerbahçe'de olsun çok büyük kaleci olduğunu az önce kanıtladı. sohbet ediyorduk. Sohbet ederken ben tabii notlar aldım. İnönü Stadı'nda Ha, evet, öyle bir anımız var, evet. İnönü Stadı'na gittiğimiz zaman yani o gaz almaya diye hepimiz toplardı yani böyle takım olarak, hadi çıkalım gaz alalım beyler diye. Yani gaz alalım o derdi. evet, o küfürler falan bizi tam tersine böyle tam böyle şey yapardı, maça hazır Ha yani sahaya sahaya çıkıyor. çıkıyoruz biz, yalandan çime falan bakıyoruz ama oradan Hayır. küfür falan yiyoruz yani İnönü'de, ama O o sizi bizi motive ediyor. motive ediyor, Yani siz tam tersi küfür oluyordu. yemeye çıkıyorsunuz, gaz Evet, alıyorsunuz ve aynen. ondan sonra daha fazla motive Evet. oluyorsunuz. Volkan'ın öyle bir anımızı var yani. Demek ki Volkan Demirel onunla yani o şekilde kendini motive ediyor ya da onunla besleniyor. Daha iyi Takım performans olarak gösteriyor. öyleydik yani. Takım olarak Evet, öylediniz. evet. Demek ki size tezahürat yapmasa rakip taraftar Belki o kadar o kadar motive motive olmayacaksınız. İlginç, enteresan. Rüştü Reçber. Rüştü abi yani hem kişiliğiyle hem abi, yani hep abi, herkesin abisiydi. Ne diyebilirim ki yani, çok iyi kaleciydi. Antrenmanda çift kale diye not almışım. Evet, orada çift kale bir anım var. Yani ne, aramızda bir 10-15 metre vardı. Tam dönüp topa vuracağım, baktım Rüştü abi önümde. Abi ne zaman geldin yani, o kadar çabuk biriydi yani. Ha, çok çabuk Çok ve çabuk ve inanılmaz hemen şekilde inanılmaz açıyı şekilde kapatıyor. açıyı kapatıyor. Orada ben şok olmuştum yani. Bir de büyüyerek geliyor değil mi? Evet, evet, evet. Evet, Rüştü inanılmazdı. Karşı karşıyalarda olağanüstüydü. Evet işte abi. Servet Çetin. Türkü baba. Sürekli mi türkü söylerdi? Yani sürekli yani dediğim yani mesela kondisyon çalışmamız olduğu zaman o kulaklığı alır, türküyü açar, koşardı yani. Koşardı böyle başka dünyaya Başka giderdi. dünyaya giderdi. Saha dışında da aynı şekilde. Kampta olsun. Bir de ben Servet'e röportaj yaptım, daha yayınlanmadı. Ya Evet. senin röportajdan önce ya sonra yayınlanacak, o daha Evet. belli değil. Bir ona da Bence sordum Şevçenko'yu. bana da Varmış. sor. Sana da sorayım Şevçenko'yu. Şevşenko ile işte öyle bir anımız var. Yani davul bana dedi, adam adama tutacaksın. Tamam, Şevçenko senin Şevşenko adamın. benim adamım. Ha, senin Tamam. adamın. Ama bu benim adamım olduğu için yani, Ama çünkü ihale biz Servet'e kaldı. yani iade servete kaldı derken, ister istemez nasıl diyeyim yani, stoper oynadığın zaman, kaleden uzak olduğun zaman, forvetler çapraz attığı zaman Evet. onunla devam etmezsin. Evet. Orada kaleden uzaksın. Hadi çapraz atsa da sen Alanını gelen gelen savunuyorsun. oyuncuyu alırsın. Evet. O anda Ama paslaşıyorsun stoperle, Servet'le. yani paslaşıyoruz yani, orada O alacak onunla beraber sen. koşmana gerek yok çünkü o zaman Tabii. yani Dağılırsınız. nasıl olsa geliyor, dağılırsın yani. Tabii. Ama öyle bir maç oldu ki zaten biliyorsun. Onlar yani Şevşenko benden ne zaman uzak olsa gol attı ya. Ya tamam, adam adam oynarsın ama kaleye yakın olduğun zaman adamla devam edersin. O bambaşka bir şey yani. Kaleden uzak olduğun zaman gerek yok. Jelardinho, Şevşenko çapraz atıyordu. Çapraz Yani illa ki ben Jelardinho eloyordum ve hatta ters oluyordu. yani Öyle bir çapraz her anımız var. yaptıklarında, senden her uzaklaştığında gol mü oldu? Yani öyle bir durum söz konusu. Evet. Ama zaten Şevçenko'da, Cilardinho'da özellikle Şevçenko sırtı dönük de oynayabiliyordu ama yüzünü kaleye döndüğü zaman da acayip çabuk ve Tabii ki canım. süratli Evet. bir oyuncuydu Evet. yani. Bunu milli takımda da belli etmişti zaten. Orada oynamıyordum. Orada Milli takımda ben yoktum. Orada da Servet'le beraber de orada da gol attı diyorsun. Servet'e de selam olsun Selam olsun, buradan. selam. Yani Şevçenko sizin büyük belanız oldu yani. Yani öyle bir şey Ama oldu. Servet'e bir Kun Aguero, bir de Şevçenko büyük şey oldu. Yani o iz halinin onun üstünde duruyor. Yani Servet Çetin dediği zaman insanların hep Şevşenko şey aklına yapıyorlar, evet. Şevçenko geliyor yani. Ben hep anlatırım. Milli maçta ben görevliydim. Ukrayna'ya kaybetti Türkiye. Şevçenko inanılmaz top oynadı. Ben sağ içine girdim. Servet'in yanına gittim. Maçı soracağım önce. Tam böyle mikrofonla yanına giderken Şevçenko'yu ben tutmadım dedi. Daha soru sormadan. Ben dedim kaptan daha soru sormadım ya. Luciano. Golcü. Hem abim yani, beraber stoper çok oynadık Neden abin? yani. Yani abilik yapardı yani, beni yönlendirirdi ve hatta benden yaşta da daha büyüktü. Sana katkıları büyük yani. Katkıları büyük yani, tabii. Ümit Özat.
Ümit abi. Sağ dış, sol sağ bek, dışında, sağ sol bek, bek, evet yani orta saha her yerde oynar her stoper. Yerde, evet, Ümit abi tam polivalenti yani böyle birkaç yerde oynayabilen artı hem kaptan yani kaptanımızdı zaten abimizdi. Örnek alınacak insandı yani. Örnek alınacak insan. Var mıydı böyle enteresan, ilginç, komik onda bir tik anıları, var, onda bir tik vardı mesela tik. Ona bakıp böyle yaptığın zaman yapma yapma onun da yapası geliyordu. Öyle Bak, mi? Bakmıyordu evet. Ha böyle yaptığın zaman böyle o da yaptığı zaman yapıyordu. O da yapıyordu evet. Ya inanılmaz ya. Peki başka bir şey yaptığın zaman onu tekrar ediyor muydu? Yok yok. Sadece şu. Sadece bu abi. Yaptığın Güzel zaman o oldu da şey böyle. yapıyor dedim. Hadi diyeyim karşındaki oyuncu böyle yaptı mı tabi ne yapacaksın? Salta böyle. Sağ, sağ çık hadi böyle yaptı ne yapacaksın? Onun da kakayla anısı var biliyorsun. Evet. Milan maçını hatırlıyor musun evet, Milan maçını? Hatırlıyorum. O da vurdu gitti kaka gol Evet. oldu. Ama tabii kaka da çok çabuk oyuncuydu. Kaka Toplu böyle yapmış. topsuz yani Tabii. ben şaşırmıştım yani. Toplu bile sanki topsuz gibi koşuyor. Değil mi? O zaman Çok kaka böyle yapmış çabuktu. olabilir mi? Ümit Özat'ın yanına Bilmiyorum valla. koşarken. Sormak lazım Ümit abi. Ümit Özat'la görüşüyoruz biz. Benim halı sahamı oraya da geliyor zaman zaman. İlk görüştüğümüzde böyle yapacağım. Ona Yap bakayım yap yap yapacak yap mı? yap yap. Ne totemleri vardı başka Ümit Özat'ın? Ümit abinin Şimdi Nobre anlattı, Serkan Balcı anlattı. Bir Ümit sürü abinin mesela şey bu kapıların kenarına değmesi böyle bir şeyleri vardı evet hatırlıyorum. bir gün mesela yemek yemeden maça çıkmış, 3 tane atmış, ertesi hafta yememiş, az daha bayılıyormuş. Sonra en sona çıkarmış. Sonra koşarlarken bir gün demişler ki Nobreler, ya kara atla, kara gömül bak çok iyi oynayacaksın, gitmiş kara atlamış falan. Ümit abi fenomen ya. Fenomen. O da şarkı söylüyor. Evet. Servet gibi. Türkü evet. Fatih Akel. Fatex. Ona Fatex. Fatex diyorduk biz ya. Neden? Valla teknik kapasitesi çok böyle yüksek bir futbolcu değildim diyeyim yani ama arada bir yani, tabii ki güzel hareketler olduğu için oradan Fatex. Alex Fatex falan böyle bir şeyler Ha yapıyorduk. Alex Fatex diyordunuz. Evet evet. Ha okey. Evet, takım olarak yani ben sadece Yani ben değil. teknik kapasitesi yüksek değil ama zaman zaman öyle Böyle bir hareketler hareketler yapıyor ki yapıyordu siz evet. Biz şaşırıyordunuz. şaşırıyorduk evet. Fatex Evet. Evet diyordunuz. evet. İyiymiş. Fatih abime selam buradan. Mehmet Arroyo. Ahtapot. Paşa. Neden paşa? Yani orta sahada o çalışması yani Ahtapot diyorduk yani Hayır, ayağını her uzatıyor. yer yani alamayacağı topu da alıyordu yani böyle her topa hakimdi, kapıyordu, ikili mücadelede olsun. O yüzden böyle bir lakap takmıştık. Fenerbahçe Mehmet Arroyo döneminde inanılmaz bir orta sahası vardı. Apiah'la beraber. Beraber evet. O Arroyo milli takımda da inanılmaz şeyler başardı ki o milli takımda zaten çok başarılı olmuştu. Mehmet Arroyo ayarında bir oyuncu halen hem Fenerbahçe'de milli takımına ihtiyacı var. Evet. Şu an görünürde. Görünürde değil mi? Net. Var mı Arroyo'yla böyle sağ dışında, sağ içinde bir anı? Böyle enteresan yürürdü Arroyo. Evet. Onun şey bir konuşma tarzı vardı. Bugun dum dum bugun öyle Dün bugün. şakalaşırdık onunla evet öyle şey yapardık ama Dün diyemiyor. Bugün dum derdi dun veya derdi. bugun bugun Bugün. bugun dum öyle derdi. Selçuk Şahin. Oy Selçuk Şahin ince sesle ya. Galatasaray golcümüz diyebiliriz ya. Galatasaray oyuncusu. Birinci direkt Değil Selçuk diyebiliriz. mi? Evet. Ondan sonra da Gökhan Gönül onun yerini aldı. Evet. Önde hep Selçuk koşardı Evet. hatırlıyorum. Neden ince ses? Çok mu? Sesi biraz Ha, ince sesi onun evet. inceydi. Evet. Öyle mi takılırdınız ona? Yani öyle bir şey yapardık evet. Takılırdınız. O da orta sahada zaman zaman Arroyo ve Tabii ki. Apian alternatif olmuştu. Zaman Tam bir zaman görev girerdi. adamıydı evet o da. Şimdiki Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın görevini Selçuk Şahin yapıyordu o zaman değil mi? O da Biraz oyunu, evet benzetebiliriz değil evet. mi? Evet. Daha joker Evet evet oyuncunuz. aynen. Oyuna sonradan girer, oyunu Giren tutar. aynen. Çünkü daha mı hatırlıyorum, skoru aldığı zaman hemen Selçuk'u Selçuk sokardı evet. oyuna. Orta sahayı biraz daha yoğunlaştırmak için evet. Alex de Souza. Aynı gün imza attın. Evet aynı günümüze attık. Kral ya. Yani kral her bakımdan yani hem asistleri olsun hem attığı goller olsun sağ dışında adamlı olsun insanlığı inanılmaz bir insan yani. Ve benim için de bambaşka çünkü aynı gün geldik. Yani benim kardeşim gibi, abim gibi yani. Görüşüyor musun hala? Görüşüyoruz daha görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz. Evet, O şu an da teknik direktörlük kariyeri. São Paulo'da U20 takımını aldı. Evet. Orada başarılı bir şey grafikte ilerliyor. İnşallah İnşallah hayırlısı olur onun için. ilerleyen dönemde çok daha başarılı yerlere gelir kariyer anlamında. Onun bir Samsun
Evet, ben kariyerim boyunca çok gol gördüm. Ama onun o Samsunspor röveşata golü en güzel goldü diyebilirim. Ben canlı olup sahada olup gözümün önünde tam böyle benim hizamda canlı görmek o golü O anda inanılmaz bir şey. ne hissettin? Ne tepki verdin mesela o golü atınca böyle? Yani kimse beklemiyordu. Hatta kaleci bile beklemiyordu diye düşünüyorum yani. Ben de beklemiyorum. Hiç kimse yani tribünden hiç kimse beklemez yani. O topu uzaklaştırıyorlar hiç unutmuyorum. Evet. Oradan direkt gelen Müthiş, topa değil mi? müthiş röveşatayla tam 90'a. Tam 90'a. Peki Alex kaptandı da aynı zamanda. Evet. Nasıl bir kaptandı? Nasıl bir çok iyi karakterdi, sağ içi sağ dışı dedin ama kaptan olarak neler yapardı mesela? Konuşur muydu sizle? Motive eder Ya miydi? tabii ki ister istemez normalde çok konuşan bir insan değil Alex ama sakin biri. Gerektiği zaman yani konuşacağı vakit tabii ki konuşuyordu. Sinirli olduğu yapısı var mıydı ya da sinirli olduğu zamanlar oldu mu hiç? Hiç denk geldi Çok mi? nadir böyle mesela böyle yani çok kolay kolay sinirlenen bir Neye insan sinirlendi değildi. mesela? Neye Yani böyle ikili sinirlendi? mücadelede veyahut da istediği pas alamadığında yani şu an benim gözümün önünde ama çok nadirdi yani Çok çok öyle nadir. şey değildi. Sinir. Hürriyet de onun belası biliyorsun. Evet. Hürriyet. Hürriyet Güçer. Evet. Onu da konuştum. O da gelecek. Onu da röportaj yapacağım. Hürriyet. Tuncay Şanlı. Yorulmak bilmeyen ya. Yani inanılmaz böyle temposu olan bir arkadaşımızdı. Çıkan topa bile koşar mı insan yani. Değil mi? Taça Evet giden, inanılmaz. kornere, Taca giden out'a evet giden. öyle daha gözümün önünde. O sizi gazlar mıydı? Ya da sizi bir Ya şekilde motive eder miydi ya İlla, da yükseltir ister miydi? istemez yani hem bizi hem taraftarı yani bunu taraftar gördüğü zaman illaki tezahürata geliyordu yani. Bu tarz oyunculara biraz ihtiyaç var sanki değil mi? Şu dönemde bakıyoruz bütün kulüplerin, takımların Tuncay Şanlı gibi böyle can Hırslı siperhane, zaten her şeyi evet. yapan, her yere koşan. Ya tabii ki yani Tuncay gibi oyuncu. Tuncay Şanlı'nın bir liderlik vasfı da vardı değil mi? Mesela maçlarda, kamplarda, deplasmanlarda hatırlıyorum. Tabii ki Neler tabii. yapardı mesela Tuncay? Benim hatırladığım mesela Sakarya deplasmana giderdi. İlerdi köfte alır gelirdi otobüse mesela. Öyle şeyleri vardı evet Evet yani mesela müzik setiyle dolaşırdı. aynen Sütlü Nuriye mesela bizim tesise Sütlü Nuriye falan getirtirdi Değil mi böyle kamp günü falan evet öyle şeyleri enteresan vardı jestleri vardı. evet. Ama çok önemli biliyor musun bunlar? Tabii ki. Mesela Mustafa Hoca da Altay'da, Beşiktaş'ta hep yapardı ve yapıyor. Mesela balık günleri yapıyor mesela. Alıyor takımı Hı. balığa götürüyor. İşte balık yeniyor. Balık siparişleri veriyor. Hı. Orada takımdaki sinerjiyi, enerjiyi yükseltiyor. Mesela Tuncay da o manada Bizim dönemde bizde de oluyordu mesela takım olarak bir restorana gidip hep beraber böyle yemek takım biraz ister istemez tabii inişli çıkışlı dönemlerimiz de oldu. Böyle bir tekrardan böyle bir sinerji yaratmak için biz de giderdik yani öyle yemek yemeye falan. kimlerle görüşürdün mesela dışarıda? Takımda oyuncularla kimlerle takılırdın, görüşürdün, Valla kimlerle iyi arkadaştın? biz takım olarak yani gerçekten yani arkadaşlığımız çok iyiydi. Yani tabii ki Volkan olsun, Selçuk, Anelka, Alex herkesle görüşürdük yani birbirimizle öyle bir şeyimiz yoktu yani özel Dışarıda hep beraber dışarıda hep beraber görüşürdünüz. görüşürdük evet. Sen tabii Anelka ile aynı dili konuştuğun için Anelka da farklı tabii senin Farklı evet arkadaşın. tabii ki. Şimdi Anelka'ya geleceğim zaten. Onu da soracağım ki zaten aldığım notlarda gelmişiz. Yani Tuncay'dan sonra Anelka'ya soracakmışım. Evet. Anelka'dan devam edelim istiyorsan. Anelka Geldi. geldi. İmzayı attı. Senin o da arkadaşın O oldu. da arkadaşım hatta kamptayız Samsunspor maçımız. Hiç unutmam. Geldi odaya. Diyorum Allah Allah. Ben böyle bakıyorum tamam mı? 2-3 dakika falan baktım. Diyorum harbi Anelka geldi falan. Diyorum ya İnanamıyorsun. inanamıyorum. Ben böyle bakıyorum ama bir yandan da diyorum Allah Allah. 2-3 dakika baktım ya diyorum yanlış anlayacak çocuk şimdi diyorum kafamı çevireyim ya tanıştık falan böyle. Öyle bir anımız da var şimdi. Tabii sen aynı dili konuştun işte sen odaya verdiler. Evet. Oda. Peki nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik Anelka? Yani çok iyi bir insan yani böyle uzaktan böyle kimisi şey diyor çok havalı duruyor falan diyor. Yani havalı durduğu falan yok. Sadece utangaç, çekingen biri yani. Biraz kendim ben de öyleyim ama o biraz daha fazla benden. Ama yoksa insanlığı şey olarak yani inanılmaz biri tanımak lazım yani. Ama çok maç seçerdi. Büyük maçlarda, derbilerde çok iyi oynardı, çok iyi motive olurdu. O Anadolu maçlarında öyle küçük maçlarda çok böyle Ya her şeyini ortaya koymazdı diye hatırlıyorum. Çünkü mesela bir Beşiktaş maçı hatırlıyorum, Galatasaray maçı hatırlıyorum, bir Milan maçı hatırlıyorum. İnanılmaz futbol oynadı, maça damga vurdu. Ama diğer maçlarda böyle o kadar çok
asılmaz da. Yani onun kendi şeyi öyleydi yani nasıl diyeyim, karakteri mi veyahut da, ama topçu olarak tabii ki tabii yani bizden ama gittikten sonra ortaya çıktı zaten. Tabii. Yani ama biraz Türkiye Ligi'ni küçümsüyordu sanki. İngiltere Ligi ile İngiltere Ligi'ni arasında tabii ki isterseniz fark var ama orada da gol kralı oldu yani Chelsea ile. Ama Türkiye Ligi'ni küçümserdi. Yani küçümsendir derken yok, küçümsemezdi de. Ya bence hani o biraz psikolojik olarak şey yani yapardı. Oynadığı ligler veyahut da oynadığı takımlar ortada zaten. Sizin bir şey anınız var değil mi Anelka'yla? Evet, onunla bir güzel anım var. Hiç unutmam. Hatta ben onunla gidiyordum sanırım. Antrenmandan sonra yola çıktık. Baktım şey arabanın benzini bitmiş, kırmızı yanıyor. Dedim Anelka, ya boş ver ya, bir şey olmaz diyor ya. Yarın ben yine böyle gelirim diyor. Yani dedim oğlum yolda kalırsın diyorum. Boş ver diyorum. Şimdi git şuradan hazır. Öyle bir cool adamdı yani. İnanılmaz böyle hiç bir şey takmazdı yani. Nereden nereye kadar? Samandıra'dan Beykoz'daydı onun. Beykoz'a yani gitti ve kırmızı ışıkta. Kırmızı ışıkta yani onlara gelirim falan. Benzin dolduruyor yani orada. Problem olmaz diyordu yani. Öyle bir cool, rahat adamdı yani. Rahat, gamsız. Yani. Ya o anda benzin bitse araba çok, yetecek. Çok güldüm ya, dedim. Kalırsan yolda falan beni ara falan yaptılar sonra da. Kalmışlığı var mı yolda? Yok yok. Yok. Var mı peki Anelka ile böyle başka, sonuçta siz dışarıda da görüşüyordunuz. Anelka ile dışarıda sürekli yani böyle yemek yemeye, yani tam böyle net bir anımız yok ama öyle çok güzel vakit geçiyoruz. Halen görüşüyor musunuz? Halen görüşüyoruz. Ha, görüşüyorsunuz. Yani en son benim restoran var işte Belçika'da. Oraya yemeğe geldi. Artı 13 yaşında bir oğlu var. Benim oynadığım yani kulübün standart Liège'in altyapısına öyle şu mi an yazdırdı. Hani şu an bir kalite gördüm diyor oğlumda diyor. Dubai'de kalırsam nasıl şey ilerletebilir, bir şey olmaz. O şansı ona vermek için Belçika'ya geldi. Belçika'ya geldi. Belçika'ya yerleşti. Evet. Ha, Belçika'ya yerleşti. O zaman sık sık görüşürsünüz orada. Sık sık görüşürüz. Çok iyi. Önder, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok ederim. Keyifli bir söyleşi oldu. Güzel İnşallah oldu. Antrenörlük hayatında, teknik direktörlük hayatında başarılı olursun. İnşallah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Önder Turacı ile yaptığımız röportajın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.